Evet, şöyle çözümlü örnek 2 ile devam edelim. Bakınız bir x, y, 3 tuzu var. Hemen daha soruyu okumadan ilk şeyim bu x, y, 3 tuzunu açmak. Ve bakın ne diyor? K, Ç, Ç'sini vermiş. Ama şu K, Ç, Ç'yi düzenleyelim mi? Yani 27 çarpı 4 diyeceğiz, değil mi? Şimdi buraya arkadaşlarım A dersem, buraya ne demem gerekiyor? 3A demem gerekiyor. Burası da A oldu, molarite. Şimdi buradaki sudaki çözünürlüğünü soruyor bana. Evet gençler, eksi 4 nereden geldi? Ne alaka? Hakikaten ya, ne alaka? 27 çarpı 10 üzeri eksi 28 oldu. Şimdi aynı sıcaklıkta tuzun sudaki çözünürlüğü nereyi soruyor bana? Bunu soruyor. Katının altı. Evet, katının altı. Yani A değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar KCÇ'sini biliyor muyum? Biliyorum. Buranın KCÇ'si nasıl yazılıyordu? X artı 3'ün derişimi çarpı Y eksinin küpü, değil mi? Dolayısıyla 27 çarpı 10 üzeri eksi 28 eşittir, değil mi? A çarpı 3A'nın küpü. 27 A küp. Şurası da ne oldu? 27 çarpı aynen A üzeri 4 eşittir. 27 çarpı 10 üzeri eksi 28 dersem arkadaşlar A'nın değeri 10 üzeri eksi 7 oldu. Demek ki saf sudaki çözünürlüğüm buymuş. Şimdi bakın bir xm ne bu? Xn ym katısının 2 litre suda çözünmesiyle hazırlanan bir şey var, çözelti var. Ve bunun arkadaşlar grafiğini veriyor bana. Şimdi önce bir grafiği inceleyelim. Az önceki grafik sorusunda burası molariteydi hatırlıyorsanız. Şimdi burası mol sayısı olarak verilmiş. O zaman bakın ne dedik? Okun sağ tarafından başlıyorum. X artı m diyorum. Y eksi n diyorum. X artı m'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol. Mol arkadaşlar. Buradan da 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol. Stokiyometrim kaça kaç oldu? 1'e 3 oldu. O zaman tuzumun formülü ne oldu? X1, Y3 oldu. Bu durumda bir katsayılı bu kadar mol ise bir katsayılının da molü, arkadaşlar bakın molarite demiyorum lütfen dikkat, şu oldu. Şimdi 2 litre değil mi bunlar? Hemen ne diyoruz burada? Bölü 2 değil mi? Bölü 2, bölü 2 dersem değil mi? Molaritelerine geçmiş olurum. Dolayısıyla burası 10 üzeri eksi 9 molar oldu. Burası 10 üzeri eksi 9 molar oldu. Burası da 3 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar oldu. Saf sudaki çözünürlüğü nedir deseydi cevabım 10 üzeri eksi 9 olacaktı. Ama benden KÇÇ istiyor. Dolayısıyla KÇÇ 10 üzeri eksi 9 çarpı ne diyeceğim arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 9'un neyi diyeceğim? Küpü diyeceğim. Bu durumda KÇÇ 27 çarpı 10 üzeri eksi 27, 9 daha 27 çarpı 10 üzeri eksi 36. Ama şıklarda yok. Nereye gideceğiz? O zaman 27 çarpı 10 üzeri eksi 36 ile Adana şıkkına gideceğiz. Şimdi bunu zaten TYT'de gördük. Tamam mı? Hem TYT'de gördük, hem de denge konusunda aslında nasıl bağlayacağımızı öğrenelim. Bence TYT bilgilerini de aslında perçinlemiş oluyoruz. Aynısı orada da var. Şimdi sıcaklık demiştik hatırlarsanız ve sıcaklığın nasıl etkileyeceği tepkimenin endotermik ya da egzotermik oluşuyla alakalıydı. Hatta sıvı çözeltiler ve çözünürlükte de gördük bunu. Grafikler yapıyorduk değil mi? Yukarı doğru, aşağı doğru gibisinden. Şimdi bakınız endotermik çözünme nedir? Isı alarak gerçekleşen çözünmedir. Dolayısıyla ısı girenlerdedir. Şimdi denge bilgilerimizle konuşalım. Denge bilgilerimizle konuşalım. Sıcaklık arttıkça diyor. Arkadaşlarım sıcaklık arttıkça denge nereye kayar? Ürünlere kayar. Neden? Denge konusunda biz ne söylemiştik?
eklediğim yerin tersine kayar, çıkardığım yönün de aynı yönüne kayar demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi dengenin burada sağa kayması demek ne anlama geliyor? X artı M ve Y eksi M derişiminin artacağı anlamına geliyor mu? Bunların derişiminin artması da KÇÇ değerini arttırmaz mı? Sonuçta KÇÇ bunlara göre yazılıyorsa. Dolayısıyla ne yapacak? Çözünürlük artacak. Ve maksimum düzensizlik artacak. Neden? Aqua formata doğru kayıyor. Yani suda formata doğru kayıyor denge. Dolayısıyla düzensizlik artacak. Sağ tarafa kayması ortamdaki iyon derişiminin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla iletkenlik artacak. Şimdi dipte katı vardı hatırlarsanız. Denge sağa kayınca bu katı ne yapacak? Yavaş yavaş çözünecek. Dolayısıyla çöken x-y katısı kütlesi azalırken çözünen x-y katı kütlesi ne olacak arkadaşlarım? Artacak. Peki egzotermik çözünürlük neydi? Çözünme esnasında dışarıya ısı veriyordu. Peki ben bunun sıcaklığını arttırırsam ki egzotermik çözünürlük sıcak sevmez demiştik hatırlıyorsanız. Soğukta çözünmeyi sever demiştik. Sıcaklığı arttırdığımda denge nereye kayacak? Arttırdığım yönün tam tersine kayacak. Ve dengenin sola kayması demek tabii ki çözünürlüğün azalması, çökelmenin daha da artması anlamına geliyor. Bu durumda maksimum düzensizlik ne oluyor arkadaşlarım? Azalıyor. Neden? Çünkü katıya doğru gidiyorum. Peki şu ikisinin derişimi arkadaşlar azalacağı için sola kaydığında dolayısıyla çözünürlük çarpımı değeri yani KÇÇ değeri ne olacaktır? Azalacaktır. Tepkimenin sola kayması demek dipte biriken katının daha da artması anlamına geliyor. Çünkü çözünürlük azalıyor ve dolayısıyla çözünen x-y'nin de tabii ki azalması anlamına geliyor. Çünkü çöken katıya doğru gidecek. Şimdi bir çözümlü örneğimiz var. Şöyle endotermik bir çözünürlük var arkadaşlar. Ve diyor ki 15'ten 25'e getirirsem yani aslında sıcaklığı arttırırsam denge nereye kayacak? Sağa kayacak. Bu durumda PB artı 2 ve sel eksi derişimleri ne olacak arkadaşlarım? Artacak. Bunlar arttığı için bir zahmet KÇÇ değerim artacak. Dolayısıyla arkadaşlarım çözünürlüğüm artacak. Dipte olan katı miktarı ne olacak? Azalacak. Maksimum düzensizlik ne olacak? Sağ kaydığı için artacak. İyon derişimi arttığı için iletkenliğim de ne olacak arkadaşlar? Artacak. Tamam. Bu tür gelen sorulara göre de kendimizi ifade edebilmemiz gerekiyor. Tamam. Evet, şimdi bir çözümlü örneğimiz daha var. Bakın 15 derecede katısıyla dengede bir dolgun çözelti var. Şurada görüyorsunuz ve çözünme endotermik. Diyor ki eğer diyor sıcaklık 25 dereceye çıkarılırsa yani denge şöyle sağa kayarsa PbI2'nin çözünürlük çarpımı artar diyor, katılıyorum. Neden? Çünkü bu iyonların derişimi artacak. Dolayısıyla KÇÇ'de ne olacak? Artmış olacak. Maksimum düzensizliğin arttığı yönde artar diyor çözünürlük. Maksimum düzensizlik zaten bu tarafa değil mi? Dolayısıyla bu tarafa doğru artmıyor mu arkadaşlarım? Dolayısıyla ikinci öncülüm doğru. Sıcaklığım eğer düşürülürse diyor, yani 5 dereceye alınırsa, hemen düşürelim. Sıcaklığı düşürürsem azalttığım yöne doğru kayar denge, yani sol tarafa doğru kayar. Tepkime geri yönde ilerler. Evet, bakın geri geri gider. Yani çökelme yönüne doğru ilerler. Dolayısıyla burada da arkadaşlarım tüm öncülerimiz ne olacak? Doğru olacak. Şimdi çözünürlüğe etki eden faktörlerden bir kere maddenin cinsi tabii ki çok önemli. Değil mi? Bunu konunun en başında da söylemiştik. Ne olduğu çok önemli. İkinci etkileyen faktör sıcaklık ki KÇÇ'yi tek değiştiren şey olduğunu söyledik. Üçüncü etkimiz arkadaşlar ortak iyon etkisi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şurada bir beyaz sayfa açmak istiyorum. Bunu TYT'de de söylemiştim. Aynı örneği bir kez daha vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada saf su olsun. Tamam mı?
Bu kabın içerisinde de tuzlu su olsun. Mesela kim olsun? NaCl artı su olsun. Dolayısıyla bu kabın içerisinde az da olsa bir sel iyonu var, değil mi? Şimdi bakın. Ben bu iki kaba aynı miktar, arkadaşlar, aynı miktar potasyum klorür atayım. Sizce hangisi daha çok çözer? Kesinlikle saf su daha çok çözer. Neden? Şimdi bu suyun, bu çözeltim içerisinde zaten hafif bir klor iyonu var. Yani burada daha çabuk bir doygunluğa ulaşır. Ama burada klor iyonu hiç olmadığı için onu gani gani ne yapacaktır? Çözecektir. Dolayısıyla demek ki ortak iyon etkisi çözünürlüğü ne yapıyormuş arkadaşlar? Azaltıyormuş. Ama KCC'yi ne yapıyormuş? Değiştirmiyormuş. Dolayısıyla şu ortak iyon etkisini hemen yazalım mı? Bakınız, çözünürlüğü azaltır. KCC'yi değiştirmez. Yani demek ki kimse benzer iyonunun olduğu çözeltide çok da fazla çözünmek istemiyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani ortak iyon çözünürlüğü ne yapıyor arkadaşlarım? Azaltıyor. Ki zaten burada da söylüyor. Bakınız, saf su yerine bir tuzlu su bulunduğunda saf sudaki çözünürlüğünden daha az olur. Yani ortak iyon çözünürlüğü azaltır diyor. Peki ne oluyor? Gelin ona bakalım. Şimdi burada baryum sülfat var ya. Buna diyor ki şuraya çok dikkat. Baryum nitrat katısı ekleyelim diyor. Bu çözeltinin içerisine. Ortak iyonlar kim? Şuradaki baryumla buradaki baryum. Şimdi bunu eklediğimde buradaki baryum derişimi ne olacak? Artacak. Derişim artınca denge nereye kayacak? Ters yönüne kayacak. Bakın çözünürlük ne oldu? Azaldı. Yani dolayısıyla denge buraya kaydığı için işte buradaki SO4 derişimi azalır, değil mi? Buradaki katı miktarı artar. Baryum önce artar, sonra azalmaya başlar ama başlangıçtan fazla olur demiştik. Kimyasal dengede bunların hepsini söyledik arkadaşlar. Ama KCC değerine ne dedik? Genç arkadaşlarım değişmez dedik. Burada çözünürlük azalıyor ama KCC değerim değişmiyor. Peki biz bunu sayısal sorularda nasıl yapacağız? Şimdi kalsiyum florür katısının KCC değerini vermiş bana. Çok önemli. Saf sudaki çözünürlüğünü soruyor. Yani nereyi soruyor bana? Katının altını soruyor. O zaman bakın Adana şıkkı için diyorum ki CaF2 kalsiyum florür. Açtım bunu. Şöyle. Katının altına amolar dedim ki bana burayı soruyor. O zaman burası da amolar oldu. Burası ne oldu? 2 amolar oldu. Şimdi KCC'si belli mi? O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. A çarpı 2A'nın ne diyeceğim arkadaşlar? Karesi diyeceğim. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir 4A küp dersem şu dörtler gider ve A buradan arkadaşlarım 10 üzeri eksi 4 olur. Bu saf sudaki çözünürlüğü. Peki bana bir de şunu soruyor. Şimdi Adana şıkkındaki çözünürlüğü bulduk. Katının altı. Şimdi Bolu şıkkı bakın ne diyor arkadaşlar. Diyor ki aynı kalsiyum fluorürü sodyum florür çözeltisinin içine at bakalım. Çözünürlüğü kaç olacak diyor. Şimdi arkadaşlar kalsiyum florürü götürdüm. Sodyum florürün içine attım. Sodyum florür kaç molar? 0,1. Bakınız buraya 0,1 yazdım. Dolayısıyla burası da 0,1 oldu. Burası da 0,1 oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası çok önemli. Kalsiyum florürün sodyum florürdeki çözünürlüğünü arıyorum, değil mi ben? Ben nereye arıyorum? Yani ben nereye arıyorum? Çözünür katının altını. Ya ben bu cevabı istiyorum.
Ben katının altını arıyorum. Çünkü bir şeyin çözünürlüğü ne demekti? Katının altındaki molarite değerini bulmaktı. Dolayısıyla bakınız, ben yine o zaman nereyi arıyorum biliyor musunuz? Ben burayı arıyorum. O zaman buraya dedim A molar. Burası da A molar. Burası ne oldu arkadaşlarım? 2 A molar. Şimdi ben kimin KCC'sini biliyorum? Kalsiyum florürün. Şimdi normalde KCC hesaplayacak olsam ne yapardım? A çarpı, değil mi, ürünler? A çarpı 2A'nın karesi derdim. Buraya lütfen çok dikkat. Bir şey söyleyeceğim. Burada flor var ama burada da flor var. Yani dolayısıyla bakın ne yapacağım. KCC eşittir. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Normalde şöyle söylemem gerekiyordu. A çarpı, değil mi, 2A'nın karesi demem gerekiyordu. Şimdi tek fark, şuradaki floru da ekleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Acayip bir işlem kolaylığı gelecek. Ya burada 2A'nın karesini al. Onu A ile çarp. Küpler, müpler falan. Acayip derecede işlem zorluğu var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şunu ihmal edelim. Hani zayıf asitlerde de ihmal ediyorduk ya eksi. Hatırlıyor musunuz? Burada da şurada attığım tuzu ihmal ediyorum. Bu durumda 4 çarpı eksi 12 eşittir. Bakın çok kolay bir işlem çıkıyor. Şurası 10 üzeri eksi 1. Dolayısıyla şurası 10 üzeri eksi 2. A buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şimdi yaptığımızı kontrol edelim. Arkadaşlar, saf sudaki çözünürlüğüm 10 üzeri eksi 4'tü. Ortak iyon içeren bir çözeltiye attığımdaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 10'lara düştü. Yani bayağı bir düştü. Anlatabildim mi? Şimdi belirli sıcaklıkta XY tuzunun çözünürlük çarpımını bana vermiş. KCC'sini. Ve diyor ki aynı sıcaklıkta diyor 0,01 molar nayenin içerisinde eğer çözersem kaç mol XY katısı çözünebilir diyor. Şimdi bir kere ortak iyon var. Dikkat ederseniz. Çünkü bak XY naye. Yani bir ortak iyon var. Ve ortak iyon etkisi KCC'yi ne yapmıyordu? Değiştirmiyordu. Yani verilen KCC'yi ne yapabilirim? Kullanabilirim. O zaman bakınız XY tuzunu aldım. X artı ve Y eksi diye açtım. Aynı şeyi NaY tuzu için yapıyorum. Yani Na artı ve Y eksi diye açıyorum. Şimdi şurası 0,01 molar. Yani buraya 10 üzeri eksi 2 molar diyorum. Dolayısıyla burası da 10 üzeri eksi 2 molar. Burası da 10 üzeri eksi 2 molar diyor. Şimdi benim öncelikle şunu düşünmem gerekiyor. XY'nin NaY içerisinde ne kadar çözüneceğini bulabilmem için öncelikle onun çözünürlüğünü bulmam gerekiyor. Yani önce onu bir bulayım. Aynen A'nın molarite cinsinden değerini bir bulayım. Ondan sonra M eşittir N bölü V yaparım. Yani burada 10 litre kalsın. Tamam mı? Dolayısıyla buraya A molar, A molar, A molar diyorum. Şimdi ben kimin KCC'sini biliyorum? Bakınız ben XY'nin KCC'sini biliyorum. Normalde XY'nin KCC'si eşittir. Benim şöyle yazmam gerekiyor. 16 çarpı 10 üzeri eksi 18 eşittir. Dikkat lütfen. A çarpı A demem gerekiyor. Değil mi? Bakınız A çarpı A demem gerekiyor. Şimdi tek fark arkadaşlarım şurada aynen bir y daha var. Yani burada y yalnız değil. Dolayısıyla burada ne söyleyeceğim? A artı 10 üzeri eksi 2 diyeceğim. Ha ihmal etmezsem ne olur hocam? Valla işlemin çıkmaz. Ha hesap makinesiyle yaparsam da küsuratlı çıkar. Şuradaki çıkmaz. Yani o yüzden şunu ihmal edelim. Ki zaten evet, aynen öyle. Ki zaten dediğim gibi çok küçük bir değer olduğu için hani işleme almaya bile gerek yok. Dolayısıyla 16 çarpı 10 üzeri eksi 18 eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 2 ve A buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 16.
Şimdi ben bunun neyini buldum? Molaritesini buldum. Ben 10 litre içerisinde kaç mol çözüneceğini merak ediyorum. Benim molarite formülüm neydi? M eşittir N bölü V idi. O zaman 16 çarpı 10 üzeri eksi 16 eşittir N bölü 10 litre dersem N'im buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 15 mol olur. Hangi şıkka gider? Valla şıklarda yok. O zaman düzenlemem gerekiyor. Aynen. Bakın bunu büyütüyorum. 16. Burayı ne yapıyorum? Küçültüyorum. 10 üzeri eksi 15 diyerek Denizli'ye gidiyorum. Evet, Sözer bir soru. Şimdi şu delta H sıfırdan büyük ne demek? Endotermik demek. O zaman ısıyı nereye yazalım? Sol tarafa, aynen, girenlere yazalım. Şimdi hangileri uygulanırsa PbCl2'nin çözünürlüğü artar diyor. Yani aslında hangileri uygulanırsa denge sağa kayar demek istiyor. Aynen, biz sağa kayanı bulacağız. Şimdi sıcaklığın arttırılması. Bakın sıcaklığı arttırırsam arttırdığım yönün neresine kayacak arkadaşlar? Tersine kayacak. Bu durumda sağa kayacak. Bu tamam. Şimdi çözeltiye diyor arkadaşlar. Kurşun 2 nitrat eklemek. Bir şey söyleyeceğim. Kurşun 2 nitrattan gelen şu kurşun iyonları şunların derişimini arttırır. Buradaki derişim artarsa dengeye ters yöne kayar. Yani aslında ortak iyon etkisi. Ne yaptı çözünürlüğü? Azalttı arkadaşlar. Bunu alamam. Peki aynı sıcaklıkta çözeltiye saf su eklenmesi. Şimdi eğer ben saf su eklersem, şimdi şöyle düşünün lütfen. Dipte katı var ya, yani dengeye ulaşıyorsa zaten dipte katı var. Ve ben buraya su eklediğimde o zaman ne olacak? Birazcık daha çözünürlük artmayacak mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada da cevabımız nereye gidecektir? Edirne'ye gidecektir. Peki üçüncü öncülde KCC değişir mi? İkinci öncülde değişir mi? Birinci öncülde değişir mi? Ne olur KCC? Artar. Tamam. Evet, bir kez daha anlatayım. Gençler burada cevabımız bence de Adana olacak. Şimdi burada çözeltiye bir saf su eklediğimizde ne söylemiştik? Tüm maddelerin derişimleri bir kere azalacak, değil mi? Löşatölye ters bir insan olduğu için derişimin tabii ki arkadaşlar şöyle çok olduğu yöne kayacak. Yani buraya doğru kayacak. Dolayısıyla arkadaşlar çözünürlüğüm değişmeyecek. Yani çözünürlüğümün artabilmesi için bazı değerlerin oran orantı değerlerinin artması gerekiyor. Ha burada çözünen katı miktarı artar deseydi evet o zaman tamamdı. Ama çözünürlük değeri arkadaşlar su eklenmesiyle değişmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız Adana'ya gider.